Hepinize merhaba arkadaşlar. Serimize kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Evet. Devsev kuvvetleri bize doğru geliyor. Kuvvet 436 yer birimi Teta 1 konuşuyor. Savunmaları güçlendiriyoruz. Tamam. Teta 1 gözetim konuşuyor. Size doğru gelen geniş bir düşman kuvveti var. 8 düzeltiyorum. 10 birim sayıyorum. Tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hız kesmeyelim. Hemen sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kule 436, önümüzde çok ciddi güçlü piçler var. Bunlar üstümüze çıkmadan piçlerin üstüne ağır bir şeyler salın. Kule savunmaları %60 düştü. Şimdi gidelim. Şimdiye kadar yüzlerce kayıp var. Neler oluyor? Burada biraz fazla sef var galiba, ben ne yapacağım tam bilmiyorum ama. Allah. Çok çabuk yakalandık. Prophet giriliyor. Randevu siktir. Ne oldu? Ya olabildi de. Randevu hala geçerli. Ama burası lanet olası bir kargaşa içinde. Arkanı kolla. Şu sefler. İnanamıyorum. Ranction'daki piçlerin güçlü olduğunu düşünürdüm. Hadi. Çok fazlalar ya, bunlarla mücadele edemem. Gerçekten bunlar benim üzer yani. Sistem X. Alfa Sef. Dur abi, sakin ol. Dışarı çık. Hayır. Psycho. Psycho. Seni duydum. Bir şeye mi ihtiyacın vardı? Hayır. Sadece giriyoruz. Randevuda ETA 3 mikro. Korkuyorum. Normal mi? Bunlara yazık oldu. Oğlum bunları ne öldürüyor lan? Of. Hocam ortalık karışır, ben sana diyeyim. Bütün savunmalarımız düştü. Geri çekilin, geri çekilin. Lan kule de gitti. Ben... Oh! Ben yanmam değil mi? Oo, bu mu yapıyor bunu? Bu ne? Bu bir pirazinus. Bir yakıcı. Bunları sadece sel araştırma dosyalarında gördüm. Nasıl öldürüyoruz bunu? Hocam. Ne oldu? Yakıcı yer. Üf. Ben bunu şimdi kullanabiliyor muyum? Tekrar devreye girmek üzere. Ama bölge komutanlarımız her tarafta canlanmış sef rapor ediyorlar. Kubbe hattı aşılmadı ama içeride... Aman tanrım. İnsan olan her şeyi yok ediyorlar. Rush'ı bulmam gerek. Ben böyle bir şey için eğitilmedim. Ne oldu, ağlıyor şimdi. Prophet dikkat. Konumuna yakın bir yerde devre dışı bir sinyalci var. Bütün bu sef aktivitesiyle yeniden etkinleşebilir. Sence uzak durmalı mısın? Hiçbir şey olmaz. Ama eğer bir güç kaynağı varsa belki onu kullanabilirim. Oha yakıcı.
Yakıcıyı yakarsam ne olur? Bunun cephaneyi değiştirelim. Bu ne? Neyse, ağır şeker ama bu önemli değil. Diye nereye gittin? Yan lan. Yanıyor mu? Yanıyor. Ne yapmam gerekiyor ya? Ölmedim. Tamam, buna ben ne yapacağım? Bu ne? Neyse, burayı gösteriyor ama ben gidiyorum. Burası neymiş? Dur be oğlum. Prophet, deri yüzme laboratuvarı üstünde karargah kurdum. Kule 1 Bravo, altından gir. Orada arıyı yapacağız. Oraya geri gitmek zorunda değilsin Michael. Giysi kızağını uzaktan çalıştırabilirim. Bana bir şey olmaz. Prophet için daha çok korkuyorum. Ne demek istiyor? Bana mı bir şey olacak? Buraya nereden gideceğim ya? Burada mı? Ha, bulduk herhalde. Bak, Sef arayüzünü yapmamış olduk. Öyle saydı. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu neymiş lan? Ben yokmuş gibi davranacağım. Oy. Öleceğim ki ben. Oğlum çok kalabalık değiller mi? Tamam, gir oyuna, gir, gir. Burada görünmeden ilerlemem lazım. Yoksa öldük. Dur be oğlum. Dönme buraya. Gelişim paneli kule köprüsünün karşı tarafında. Ve yanlış tarafa mı geldim? Prophet, koridora inişmek için köprüyü alçaltmalısın. Bunu yaptığında asansörü aşağı indireceğim. Hmm.
Abi Midyon da nasıl diyor acaba? Asansör kafesini aşağı indiriyorum. Hala gidecek bir yol var. Aç kapıyı, aç, mahvoldu, kaç. Ne haber? Her zaman savaşmayı bana mı bırakacaksın? Tam aynısını diyecektim. Sen olmayı dilemediğim bir gün bile geçmiyor. O derinin altında dönüp duran, o donanımlı, ıslak, gerizekalı, saçma sapan sef mutasyon saçmalığına rağmen bunu kabul ederdim. Vay be. Hadi. Evet abi, sendeyiz. Bunlar telef olmuş zaten. Böyle gitmeye gerek var mı? Böyle kafamız yerde. Galiba o da aynı şeyi düşünmüş o. Bu ne? Ha, bu kırılmış. Bu mu? Neredesin lan? Haydi lan, hadi lan. Neye sen bakıyor? Sen beni buraya aylarca hapsettin. Hı. Bu bokun ne kadar ileri götürdüklerini hiç bilmiyordum. Olsun olsun. İlk oyun 2023'te mi geçiyordu? Eğer öyleyse bu abinin tabii böyle olması normal. Kaç yıl olmuş? 24 yıl geçmiş üzerinden. 24 yılda bu hale gelir yani. Öyle normal de. Tam hatırlayamadım şu an ilk oyun kaç yılda geçiyordu onu hatırlayamadım. Bu 2047 ama. Beni de şu şeylerden birinin içine koymaları an meselesi olacaktı. Çünkü nano giysi de bu değil mi? Misef dış iskeleti. Anladım. Lan bu neden yanıp sönüyor? Aynı bir şeyler oluyor bana. Bana geliyorlar yine. Bu buradan kalkmaz değil mi? Yani ondan sonra bir de onu öldürmeye uğraşamam. Çok mermim de yok. Bir de su basmış burayı. Bu neden böyle? Ne yapıyorsun lan? Suyu mu elliyorsun? Ta. Aa, bu ne be? Hocam biz buradan inşallah sağ çıkarız. Ben çünkü ufaktan korkmaya başladım. Ne diyorum? Aç onu. Hocam hangisi? Ha. Ben diyorum bunu. Az yaman geliyorum. Ha, bunların yangın şeyi mi çalışmış? O yüzden mi bu su? Aa. Bu kim? Sizi katil selpiçleri. Bunu mutlaka size ödeteceğim pislikler. Abi, hangi tamam. Cehennemdesiniz? Tamam, sakin, sakin. Sakin ol. Psycho. Bu tam psikolog bana falan sarar şimdi. Senin eğer bu yapan falan da. Selpiçini bulabilsem onu öldürürdüm. Haklısın abi. Hadi. Hadi. Bunlar değil mi yapan? Ölmüşler zaten. Daha ne işte?
Bu kadar. Claire, kapıyı aç. Bekle. O nasıl açıyor? Aha. İyi misin? Evet. Ben de hiç iyi değil ama. İçeride misin? Evet. Yarıda. Uzak sensör kalibrasyonu. Hafif gecikme var. Telafi ediliyor. İçerideyiz. Kilitlendi. Abi ağzıma sıçmasın inşallah ya. Bundan emin olmamız gerek. İlsinin kilidini açmak, güvenlik mühürlerini kırmak ve nanitleri yeniden yerleştirmek anlamına gelir. Sev teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Oho. Ben dönüşeceğim mi? Bunu halledebilirsin değil mi patron? Yap şunu. Ha, inşallah halledersin. Beynek kurtarma sistemlerine erişiyorum. Ayrıştırılıyor. Lan inşallah giysiden ayrılmam. Giysiden ayrılırsam ölürüm. Her zaman bir risk var. Ancak teknolojik üstünlüğe sahip bir düşmanı yenmek için onlara dönüşmek zorundaydı. Dopamin alıcılarına engelleyiciler yerleştirdik. Yani zihnin korunacak. Bunlar olmadan kovan zihnine maruz kalırsan tükenirsin. Ben tükeniyor muyum? Dopamin engelleyiciler temizlendi. Kritik nörolojik değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi Seth'le net bir bağlantı yapmayı başarabilir. Bu da ne? Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Tamamlıyoruz. Nano giysi bundan sonra tamamen kaldırılır. Özne 8A. Of. Komutan Michael Skies. Hala optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor. Ama hızlanmış bozulma görülmesi mümkündür. Sen... Bunu bana sen yaptın. Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden seninle savaşıyorum. O yüzden mi ilgilendin? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun, o yüzden mi? Kendi suçluluğum yüzünden mi? Başka bir seçeneğim yoktu Michael. Sel programı yüzünden borç içindeydik. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bunu yapmaya zorlandım. Bütün o insanlara. Her gün çığlıklarını dinlemek zorunda kaldım. Ne yaptığımı biliyorum. Ben şok. İnan bana, biliyorum. Ve bunu yaşadığım sürece her Allah'ın günü içimde taşımak zorunda kalacağım. Michael... Ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor, değil mi? Eğer o kadar üzgünsen Claire, bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin seni yabancı lanet? Psycho, dinle beni. Nasıl işlediğini biliyorsun ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun. O gerekeni yaptı. Seçeneğin yok muydu? Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeyim. Senin hakkında haklıydı. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi değildin ama tanrım şimdiki haline bir baksana. O maskenin altına kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Seçeneğin vardı dostum. Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emrindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onun gibi. Psycho. Hayır dostum. Giysin mi sen şu giysini al git ve kendi savaşında savaş. Abi drama. Her zamanki gibi.
Michael, bekle. Hayır, Claire. Haklı. Bırak gitsin. Doğru abi, haklıydım. Zaten psikolojisi alt üst olmuş DC'yi ondan söktüklerinde. Dikkatli bir de bunu dinleyin. En güvenli insan biraz yapmış. Biraz önce yükselen kırmızı olsun. Yıldız konusunda bir istihbarat aldık. Baş melek, Sel'in yeni enerji devresindeki temel düzenleyicidir. Ama yaptığı tek şey bu değil. Sistemin dev güç deposu geniş bir alana yöneltilen enerji silahı yoluyla boşaltılabilir. Yani düşman bileşenlerinin ve şehir bölgesi nüfus azalımı olaylarının kesin çözümü anlamına gelir. Baş melek için alternatif sonuçların yeniden verilmesi konusunda protokoller vardır. Bu sonuç, SEF 3. aşaması tehdidiyse, baş melek mümkün olan en saldırgan protokol setini başlatır. Yükselen kırmızı yıldız. Ah tanrım. New York'u yok edecekler. Tamamen. Yörüngesel yok oluş. Etsinler ya. Bize de. Falan. Neden Sel sadece yolumdan çekilemiyor? Herkesi hattan çıkarmam gerekiyor. Zamanını boşa harcıyorsun. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmalıyım. Hayır, bir şey değişmeyecek. Link Shin gibi olacak. Baş melek devasa bir küresel enerji deposuna sahip. Bütün bu gücü Alpha Sef'e geri yüklüyorlar ve dünyada bir cehennem deliği açacak. Profit abim diyorsa kalmayacak. Haklıdır. O halde ne yapabiliriz? Bir Sef zihin taşıyıcısına bağlan. Eğer kafalarına girebilirsen belki uyanmalarını tersine çevirip hepsini tekrar uyutabilirim. Eğer Sef tehdidi olmazsa Sel baş meleği iptal edecektir. Kendini Sef'e mi bağlayacaksın? Prophet, zihnin korunuyorken bile onların etkisine direnmek için çok uğraştın. Şimdi o güvenlikleri kapattık. Yani giysindeki nanitler artık serbest. Bu her şeye, akla girebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına geliyor. Gerçekten bir Sef'e dönüşebilirsin. Bu göze aldığım bir risk. Aga be. Adam kurtarmak için kendi hayatından tam vazgeçmiş de hepten vazgeçiyor. Şimdi daha devam etmeyelim. Çünkü 23 dakika olmak üzere. Hatta ben konuşurken olur. Şimdi oynarsam uzayacak. 35, 40, 50 dakikaları bile bulabilir. O yüzden hiç şey yapmayalım. Kendimizi de zorlamayalım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolar ve bir sonraki yok neydi? Bir sonraki videolar bir sonraki söyleyemiyorum da. Baştan alayım şöyle. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vallahi unutmuşum. Kendi kapanışımı unutmuşum. Neyse şöyle diyelim. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve kendimi daha da geliştirebilmek için yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki video ve videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.